Namaste. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Bilge Aykut. Kanalımda Hatha Yoga, yüz yogası ile ilgili bilgiler ve videolar paylaşıyor. Yine vegan tarifleri de ara ara sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Çakralar serisine devam ederken bu hafta 6. çakra olan Ajna, yani 3. göz çakrasına geldik. 3. göz çakra iki kaşın arasında alın bölgesinde bulunur. Bu sebeple epifiz çakra olarak da geçer çünkü bu bölgede epifiz bezi de bulunmakta. Bu çakra doğru çalışıyorsa beynin sağ lobuyla sol lobunu aynı anda çalıştıran ve dengeye getiren bir çakradır. Bu çakranın aktif olması ve dengede olması aslında bedenin bütünsel olarak ve bütün evrenle dengede olduğu anlamına da gelebilir. Bu çakra zeka, düşünce ve sezgileri temsil eder. Kendi sezgilerimize, duygularımıza, zekamızla birlikte güvenip bir karar alabiliyorsak aslında bu çakranın dengede olduğu anlamına da gelebilmektedir. Üçüncü göz çakranın rengi indigo mavisi. Zaten ben bu videoya da o maviden kullanacağım, eğer indigo mavisi nasıl bir renk olduğunu bilmeyenler varsa. Ve ses şifasında çıkarılacak olan sesi sesidir. Bija mantrası ise om sesi. Başlangıcın, evrenin sesi olarak da geçen bildiğimiz ses. Bu çakranın ilgili olduğu organlar beyin, gözler, sinir sistemi aslında. Bu sebeple birazdan yapacağımız olan yoga serisi de bu organlara yönelik bir seri olacak ki 3. gözdeki çakramızı aktive edelim, dengeye getirebilelim diye. Peki bu çakranın dengede olup olmadığını anlamak için kendimize ne sorular sormalıyız? Odaklı mıyım? Konsantre olabiliyor muyum? Rahatça konsantre olabiliyor muyum da ekleyebilirsiniz. Ve tabii ki konsantrasyonunuzun süresi de yine bu çakranın daha dengeli olup olmadığıyla ilgili. Sezgilerime güveniyor muyum? Sezgilerim güçlü mü? Sezgilerim karar mekanizmamda ne kadar yeterlilikte? Yani kararı sezgilerimle birlikte verdiğimde aslında bu karar benim için doğru karar olarak ortaya çıkıyor mu? Rüyalarımı hatırlıyor muyum? Hatıralarımı depolayıp geri çağırabiliyor muyum? Aslında bu sorudan da anlaşılacağı gibi birazcık hafızayla da ilintili. Görülemeyeni sezebiliyor muyum? Bu bazen bir his gibi de gelebilir insana. Bazen bu çakranın çok aktif olduğu durumlarda, fakat dengede aktif olduğu durumlarda duru görü denilen, aslında gerçeği olduğu gibi, olduğu haliyle sadece olmayı bilen ve hareketlerimin farkında mıyım? Neler yaptığımdan haberdar mıyım aslında? Bu birazcık soru sorunca kulağa garip gelse de aslında biz gün içinde neler yaptığımızı, nelere nasıl tepki verdiğimizin çok da farkında olamayabiliyoruz. Bu çakra işte tam da bu noktada çok önemli. Eğer bu sorulara olumsuz ya da kafanızda net bir cevabınız yoksa şimdi sizler için hazırladığım seriye hep birlikte geçelim. Umalım ki faydası dokunsun. Üçüncü göz çakrayı aktive edecek pozlar beyin, sinir sistemi ve aslında gözle ilintili olduğu için bu noktada bu bölgeleri birazcık çalıştırmak bu çakrayı dengeye getirecektir. Hemen sırt üstü uzanarak başlayalım. Rahat bir pozisyona, Shavasana pozuna geçiyoruz. Bacaklar yanlarda rahat, ayaklar sağa sola açılmış. Kollar bedenin yanında, avuç içleri gökyüzünde. Beden dümdüz bir hat. Hemen derin nefeslerle nefesle bağlantıya geç. Gözler kapalı. Çok derin bir nefes al karna. Göğse. Çok yavaş ver. Karından, göğüsten bırak. Aksın gitsin nefes. Tekrar bir nefeste doldur karnı havayla. Geç göğse, göğsü doldur. Ve ver, önce karın sönsün. Sonra göğüs. Tekrar derin bir nefes. Ardı ardına karın, göğüs. Ve ver, önce karın, sonra göğüs. Rahatla, gevşe. Tekrar bir nefes karna, göğse. Ve tut burada nefesini, sanki havada asılısın. Odak iki kaş arası. Ve nefesi ver çok yavaş. Önce karın,
Sonra göğüs. Tekrar nefeste dolsun karın, göğüs ve tut nefesi, odaklan iki kaş arasına. Kal burada. Ve ver usulca sönsün karın, göğüs. Tekrar al nefes, doldur karnı. Geç göğse, doldur göğsü ve tut nefesini, kal havada asılısın. Odak iki kaş arası. Ver nefesi çok yavaş. Önce karın, sonra göğüs. İyice rahatla ve bu rahatlamada kal birkaç nefes. Ve uyanmak için bir nefesle önce ayak parmakları, sonra el parmaklarını hareket ettir. Başını bir sağa bir sola çevir. Boynu enseyi rahatlat. Derin bir nefesle kapat bacakları, gönder kolları geriye. Açıl, esne. Ve nefesi verirken çek dizleri karnına, sarıl ellerini, sağa sola doğru salla. Kontrollü bir şekilde bedeni sağa doğru düşür ve ellerden destekleyerek kaldır bedeni. Gözler kapalı olsun. Gel rahat bir oturuşa, bacaklar bağdaş. Burada dilersen altına bir yükselti alabilirsin ki daha dik bir şekilde daha rahat oturmanı sağlayacaktır bu. Oturma kemiklerine oturduktan sonra bacaklar rahat, sırt bel kuvvetli ve dik, kollar yanlarda rahat, omuzlar kulaklardan uzakta, göğüs kafesi açık, başın tepesinden sanki bir iple çekiliyorsun, çene hafif göğse meyilli olabilir. Çok derin bir nefes al burada. Çok yavaş ver, iyice köklen bu oturduğun yerde sabitliğine. Tekrar derin bir nefes al. Ver çok yavaş. Ve şimdi aldığın nefesi iki kaşın arasına al. Mavi bir ışık. Kaşların arasından girdi. Ve nefesi ver, kaşların arasından bütün bedene yayılsın. Mavi ışık. Tekrar derin bir nefes al. Ver ve dengelen. 3 om sesiyle başlamak için derin bir nefes al. Bu mantranın sesini de çıkartalım. Bu mantranın sesini de söylemiş olalım böylece. Önce nefes al. Ver karnı çek iyice içeri. Ve tekrar nefes al. Doldur karnı nefesle ve başlamak için hazırlan. Titreşimleri hisset, üçüncü gözüne odaklan. Ver nefesi çok yavaş. Birkaç nefes kendi nefesinde kal, organik nefesinle tazelen. Birazdan ses meditasyonuyla üçüncü göz aktivasyonu çalışması yapacağız. İyi sesi çıkartacağız. Önce derin bir nefes alıp verirken ve iyi sesini çıkartırken üçüncü göze odaklı bir şekilde, masmavi, odaklı bir şekilde, sanki bir şimşek mavisi gibi bir renk, bir indigo mavi renk, bir kristal düşüneceğiz. İsterseniz kahverengi de düşünebiliriz, düşüneceğiz. Hazırlanmak için karnına nefesle doldur ve ver nefesi karın küçülsün, içeriye iyice büzüştün. Derin bir nefes al, doldur karnı ve başlamak için hazırlan. İyi sesi çıkartacağız. İyi.
rahatlat. Gözlerini kırpıştırarak hafifçe açabilirsin, kapalı da kalabilir. Göz egzersizleriyle başlayacağız bugün seriye. Ve kapat gözlerini. İki gözün kapalıyken saat yönünde yuvarla gözlerini içeride. Göz kapakları kapalı. Hisset göz kaslarındaki hareketi. Çok güzel. Şimdi bir de ters yöne hareket. Tekrar kırpıştır, şöyle bir aç gözlerini bak. Ve kapat, bir tur daha yapalım. Bu sefer sayarak. Sağ tarafa doğru, soldan sağa doğru saat yönünde çevirmeye başla. Gözler kapalı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hadi bir de ters yöne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kal. Üçüncü göze odaklan. Derin bir nefes al buraya. Ver buradan. Tekrar derin bir nefes. Verdiğinde kırpıştır gözleri, aç. Ve gel mata, dört ayağa, seriye başlamak için. Elleri yerleştir. Kalçayı oturt. Uttita Balasana. Kolları uzattığımız çocuk pozundan. Başı yerleştir, alın yerde. Alnımız üzerinde odak. Derin nefes al, ver. Kolların nereye uzuyorsa senin kolun böyle de kalabilir. Ne kadar rahat hissediyorsan kendini orada kal. Çok derin nefes al, ver. Odak, alında. Alnına nefes al, alnından ver. Ve getir ellerini ayakların yanına, klasik çocuk pozu. Yine odak, iki kaş arasında ve alında. Çok derin nefes, çok yavaş ver. Tekrar, çok yavaş ver. Ve ellerinle omuz altından hafifçe destekleyerek bedeni kaldır, gözler kapalı. Derin bir nefes al, ver. Tekrar burada dengelen. Ve nefesi verirken epifiz bezi aktive etmek için başımızın tepesini mata yerleştiriyoruz. Ve kalçayı kaldırıp hafif geriye yürüterek bu şekilde kalıyoruz. Başın tepesine kan akışının gitmesine izin ver. Çok derin nefes al. Çok yavaş ver. Yapabiliyorsan elleri bir de arkada kenetle, buradaki yoğunluğu arttırma adına. Nefes al, nefes ver. Burada odak, başın en tepesi, yerle temas eden kısım. Kapat gözlerini, nefesleri buraya al ve buradan ver. Çok güzel. Eğer bu seni zorluyorsa ellerinle kendini destekleyip böyle de kalabilirsin. Çok derin nefesler, çok yavaş veriş ve tekrar derin bir nefes al. Nefes verirken getir kalçayı, oturt topuklara, al ellerini de yanlara. Yine çocuk pozunda, odak alında. Çok derin nefes al, çok yavaş ver. Tekrar derin bir nefes, ver çok yavaş. Ellerle destekleyerek kaldır bedeni. Derin bir nefes al burada tekrar. Ver. Çok yavaş. Ve tripod pozunu yapacağız. Bunu yapmak için kendinizi zorlamayın. Bir önceki pozda da kalabilirsiniz. Yapabilenler elleri yerleştirsin. Şöyle omuz genişliğinde açık bütün ellerin parmakları. Ve başı ellerle tam bir eşkenar üçgen oluşturacak yere yerleştirip kalçayı kaldır ve yürü. Burada dirseğine önce dizini, sonra diğer dizini getir ve kal. Yapabiliyorsan birleştir bacakları. Çok derin nefes al, çok yavaş ver. Odak, başın tepesi. Yapabilen, çek dizleri karnına,
Gönder ayakları ve baş duruşu destekli. Çok derin nefes al. Çok yavaş ver. Tekrar ve tekrar aynı poza gel ve kal burada. Yavaşça pozdan çıkmak için ayakları yerleştir. Dizleri hemen koy. Ve getir kalçayı oturt. Çocuk pozunda odak alın. Çok derin nefes al. Çok yavaş ver. Gel dengeye. Tekrar derin nefes. Ver çok yavaş. Yerleştir elleri. Usulca kaldır bedeni. Bırak tersine dönen kan akışı bu sefer her zaman aktığı yöne doğru aksın. Gözleri hafifçe kırpıştırarak aç. Ve tekrar derin bir nefes al ver. Bedenindeki farkındalığı izlemek için, bu küçük seriyi sonlandırmak için, son gevşeme için sırt üst uzan. Derin nefes al. Çok yavaş ver. Bu rahatlıkta bedeninle birlikte kal. İzle iki kaş arasını. İzle alnı. İzle başın tepesini. İzle gözleri. Çok derin nefesler. Ve nefesi verdiğinde bütün bedeninin gevşemesine izin ver. Bütün bedenin gevşiyor, gevşiyor, gevşiyor. Zaman ayırıp videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizler de 3. Göz Çakra serisini deneyimlersiniz. Bana sormak istediğiniz bir şey varsa açıklamalar kısmına eklediğim Instagram adresimden ya da burada YouTube'da yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımı desteklemek için abone olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden şifa olsun. Namaste.